Sosyal Hocam kanalından hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Soru tahmin videolarıyla karşınızdayım. Bugün sizlerle coğrafya tahminlerimi bu videoda paylaşacağım. Bunlar seri halinde olacak ve özellikle coğrafyadan çıkmasını beklediğim önemli konuları, soruları hem YÖK müfredatı bağlamında hem MEM'in paylaşmış olduğu size kaynaklardaki sorulardaki önemli sorular ekseninde paylaşmaya çalışacağım. Tabii soruları sadece burada çözmeyeceğiz. Nasıl bir bakış açısına sahip olmamız gerekir? Sorulara eğilirken ve soruları çözerken nelere dikkat etmemiz gerekir? Bunları da paylaşmaya çalışacağım. Tabii sadece coğrafya değil, tarih, felsefe grubu, din kültürü, edebiyatla ilgili de çok güzel tahmin videolarım olacak. Bu yüzden kanala abone olarak bunların hepsinden istifade edebilirsiniz. Hadi bakayım, lafı daha fazla uzatmayayım. Ne yapalım? Bizim için soru tahminleri başlasın. İlk soruyla beraber bir başlangıç yapalım. Şimdi soru kalıbı bizden şunu istemiş. Diyor ki, yukarıda verilen bölgelerden hangilerinin sınırlarının birbiriyle uyumlu olduğu söylenemez. Bölgeler ve ülkeler konusunda geçer bu soru kalıbı bizim için. Bazen iklimsel özelliklerden, bazen hani burada beşeri özelliklerden bölgelerin sınırları birbiriyle çatışabilir. Bazen ise uyumlu olabilir. Haliyle biz bunlara baktığımız zaman örnekler üzerinden gidelim. Şimdi Akdeniz iklim bölgesiyle deprem bölgesi denilmiş. Şimdi bir iklim yani klimatolojik özellik ile bir jeolojik özellik eşdeğer olabilir mi? Yani yerin altıyla tamamen atmosferdeki bir durum birbirini etkin nitelikte etkileyemez. Haliyle işte Akdeniz iklim bölgesi işte kırıklığı ve fay hatlarının olmuş olduğu bir bölgedir diyemezsin. Ha ne oldu bak söylenemez dediği için ben bunu burada aldım. Ekvatoral iklim bölgesiyle tropikal yağmur ormanları bölgesi deniliyor. Şimdi ekvatoral iklim bölgesi bizim için aynı zamanda oldukça yağışlı, oldukça böyle nemli bir bölgedir. Oldukça yağışlı ve nemli bölgelerde de bizi bekleyen en temel unsur nedir? Buralarda gür, geniş yapraklı ormanların varlığıdır. Ne oldu? Tropikal yağmur ormanları bu alanda görülebilir mi? Görülebilir. İkisi de uyumlu, birbirine uyumlu bölgedir. Endüstri bölgesiyle yoğun nüfus bölgesi. Şimdi insanlar için bazen doğduğu yer değil de doyduğu yer önemlidir. Haliyle insanlar ne yapar? Daha çok böyle iş imkanı bulacağı yerlere yerleşir. Endüstri bölgeleri, tekstil alanları, sanayi alanları insanların rahatlıkla iş bulduğu alanlardır. Buralarda yoğun nüfuslanır. O zaman bu da uyumlu bir bölge niteliğinde. Muson iklim bölgesi yağışlı bölge. Muson özellikle yaz yağışlarıdır ki yazın almış olduğu yağış miktarı da dünyada en fazla olan yağışlar arasındadır. O zaman bu da bizim için uyumlu bir nitelikte. Burada uymayan yalnız bir A seçeneğidir. Ne oldu? A seçeneğini işaretledik ve bu soru bizim için cepte. Peki gelelim ikinci soruya. Diyor ki aşağıdaki haritada bazı yerler koyu renkle gösterilmiştir. Şimdi haritada koyu renkle gösterilen yerlerden hangisinde iklim değişimlerine bağlı olarak sıcaklıkların artması bölgedeki buzulların erimesini hızlandıracağı söylenebilir. Şimdi bak bana iki anekdot bilgi verilmiş burada. Birincisi küresel ısınmaya bağlı olarak burada bir sıcaklık artışının yaşanabileceği. İkincisi ise bölgede buzul varmış. Şimdi biz bölgedeki buzullara nasıl ulaşabiliriz? Yani bir dünya haritası verildiği zaman buzullar denildiği zaman nereye gitmem gerekir? Hemen yüksek enlemlere yani kutba en yakın noktalara gitmem gerekir böyle bir kalıp sorulursa. O zaman kutba en yakın nokta burada neresi olur? 3 numaralı alan olur. Yani Grönland'ın işaretlenmiş olduğu alan olur. Haliyle C seçeneği sorunun doğru cevabı. Peki geldik 3. soruya. Bu soruda bize bir tarih değiştirme çizgisinin yeri gösterilmiş. Tarih değiştirme çizgisi biliyorsun ki dünya üzerinde bizim için 360 tane meridyen bulunmaktadır. 180 tanesi doğuda, 180 tanesi ise batıda. İşte tarih değiştirme çizgisi de burada o doğu batı endeksli meridyenler arasında geçiş yaptığın zaman zamanı bir gün geriye almana fırsat sağlıyor. Peki bu tarih değiştirme çizgisiyle ilgili olarak tek tek bir yorum yapalım. Burada hangisi doğru olmaz? Şimdi 180'dir bizim için tarih değiştirme çizgisi. Bunun anti meridyeni 0'dır. Yani başlangıç meridyenidir. Haliyle A seçeneğindeki ifade doğrudur. Ben söylenemez olanı bulmaya çalışacağım. 180 meridyeni olarak da kabul edilir. Zaten A seçeneğini açıklarken 180 olduğunu söylemiştik. Bunu da cebe koyduk. Tarih değiştirme çizgisinin batısında tarih bir gün geridir denilmiş. Şimdi tarih değiştirme çizgisine bakıyorum. Burası 180. Batı tarafı yani dikkat ederseniz hani bu çizginin şu an doğu tarafında batı meridyenleri bulunuyor. Batı tarafında ise doğu meridyenleri bulunuyor. Peki benim bildiğim temel bir bilgim var. Güneş nereden doğar? Doğudan doğar. Haliyle mesela hani burada yerel saat en ileri nerede dersen yerel saat mesela burada 165 doğuda daha ileridedir. Çünkü biz ne kadar doğu endeksi olarak gidersek yani doğudaki sayı değeri ne kadar yükselirse o kadar hani ileri saate ulaşmış oluruz.
Ancak batı buradaki geri saattir. Peki buradaki ifade doğru olur mu? Hayır. Çünkü tarih değiştirme çizgisinin batısında, yani bizim için şu kısımda tarih bir gün geri değil ileride olacaktır. C seçeneği hatalı bir bilgi. Tarih değiştirme çizgisi ülke sınırlarına göre çizildiğinden meridyenlere tam uygun olarak uzanış göstermez denilmiş burada. Doğru, dikkat ederseniz ülke sınırı mesela bak Sibirya, yani Rus toprakları ile Alaska Amerikan toprakları burada. Amerika kıtasındaki topraklar hani birbirine eşdeğer nitelikte ve tam olmadığından ötürü bir zikzaklık burada belirgin olarak görülebiliyor. Birik Boğaz'dan geçtiği için bu boğazın batısı ile doğusu arasında da bir günlük zaman farkı vardır. A seçeneğini açıklarken bunun sebebini söylemiştik. C seçeneği sorunun doğru cevabı. Geldik dördüncü soruya. Şimdi diyor ki aşağıda dünyadaki suların dağılımı gösterilmiş. Yalnızca grafikteki bilgilerden istifade ederek biz hangisine ulaşabiliriz? Bak sadece grafikten yola çıkaracağız ve yorum yapacağız. Dikkatle bir bakalım. Şimdi diyor ki dünyadaki suların %2'sini nehirler oluşturur. Bakalım. Şimdi bak. Dünyadaki bütün sulara baktığımız zaman bunların %97'sini okyanuslar, %3'ünü sadece tatlı sular oluşturur. Bu tatlı sular içerisinde bak bu tatlı sular içerisinde %68'i buzdağları ve buzullar, %31'i burada yeraltı suları, %0,03'ü yüzey sularından oluşuyor. İşte bu %0,03'ün %87'sini göller oluştururken %11'ini bataklıklar, %2'sini nehirler. Şimdi bunu ne için ifade ettik biliyor musun? Eğer sen dünyadaki suların %2'sini nehirler oluşturur. Hocam bak burada %2 yazıyor. Nehirler oluşturmuyor mu dersen hata yaparsın. Çünkü bu dünyadaki su varlığının değil, dünyadaki su varlığının içerisindeki yüzey sularının %2'si. Tamam? Yani grafiği dikkatli okumak gerekir. Yoksa seni hataya götürür. A seçeneği elendi. Dünyada tuzlu sulardan sonra payı en fazla olan göllerdir deniliyor. Tuzlu sulara bakıyorsun burada. Ne diyor? %97. Sonra geliyorsun burası diyorsun ki hocam bak göllerde %87. O zaman hani tuzlu sulardan sonra göller olur. Ha, halbuki ne uyarı yapmıştım? Bak tatlı sular içerisindeki yüzey sularının içinde bulunan göller %87'dir. Haliyle bu da hatalı bir ifade. Tatlı su kaynakları içinde. Ha, o zaman direkt nereye bakacağız? Buraya bakacağız. Buzulların payı en fazladır. Bakıyorum. Buzdağları ve buzlar %68,3. Buradaki bilgi benim için doğru. Doğru. Bak burada bir sıkıntı yok. Direkt orayı vurgulamış. Dünya dememiş. Çünkü dünya dediğiniz zaman sen buraya bakman gerekiyor. Göllerin tamamı tatlı su kaynakları içerisinde yer alır denilmiş. Göllere baktığım zaman %87'si burada tatlı suları içerisinde. Haliyle hani geriye kalan hani göller bizim için nedir burada? Tuzlu göller içerisinde de görülebilir. Bu ifade de burada hatalı. Tatlı su kaynakları içinde bataklıkların payı yeraltı sularının 1/3 kadardır deniliyor. Şimdi bataklıklar %11, yeraltı sularının 1/3 kadardır deniliyor. Halbuki yeraltı suları, yüzey sularının zaten kat kat fazlası. Çünkü burada bataklıklar nedir? Yüzey suları içerisindedir. Bu da hatalı bir ifade. C seçeneği sorunun doğru cevabı. Burada dediğim gibi dikkat etmemiz gereken hangi pay hangi alanın içerisinde? Çünkü sen orayı açtıkça açıyorsun böyle. Onlara çok dikkat etmek gerekir. Peki bir diğer sorumuza gelelim. Yukarıdaki dünya haritasında numaralandırılarak gösterilen su yollarından hangisinde deniz yolu trafiğinde yaşanan yoğunluk daha azdır deniliyor. Bakalım hangisinde bizim için bu daha az olacak. Şimdi 4 numaralı yer, 5 numaralı yer. Neresidir burası? Panama kanadı. Burası neresi abi? Bizim için Magellan. 3 numaralı yer neresi bizim için? Cebeli Tarık. İşte 2 numaralı yerde sen neyi görüyorsun burada? Süveyş kanadını. Ve 1 numaralı yer ise bizim için neresidir? Hürmüz. Şimdi tüm bu alanlara baktığımız zaman yoğunluk niteliğini düşündüğümüzde en az yoğunluğa sahip nokta neresidir? Magellan'dır. Niçin? Çünkü dünyada en fazla hani ticari endekse baktığımız zaman işte bu Hindistan'dan çıkan ve Orta Doğu'dan çıkan hani gemilerin Akdeniz'e, burayla beraber işte Kızıldeniz'e, Akdeniz'e, oradan da işte kuzey ülkelerine, Baltık Denizi'ne gittiğini görebiliyoruz. Bir hat burasıdır. Diğer hat ise ağırlıklı olarak Atlas Okyanusu içerisinde Amerika kıtası ile Avrupa kıtası arasındaki hattır. Yani diyelim ki İngiltere'den yola çıkan bir gemi. Kalemimi değiştireyim. İngiltere'den yola çıkan bir gemi nereye gitmeye çalışsın? Amerika'nın işte batı kıyılarına gitmeye çalışsın. Bu gemi gelip buradan mı dolaşır? Yoksa gelir burada Panama kanalından geçer buradan mı dolaşır?
Yani o endeksi çok iyi görmek gerekir. Magellan burada en az kullanılan nokta olur. Bu yüzden ne dedik? Bizim için 5 numaralı alan daha azdır dediği için sorunun doğru cevabı. Geldik bir diğer sorumuza. Yukarıdaki eş yükselti eğriliği çizilmiş haritadan yararlanarak aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı bulunamaz deniliyor? Dikkatli bir bakalım. Hangisini bulmak burada mümkün olmaz. Şimdi eş yükselti eğrileri kaç metre aralıklarla çizilmiştir? Ben bunu nasıl bulabilirim? Mesela bakıyorum burası 80. Sonra bir izoips eğrim daha var. Sonra bir izoips eğrim daha var. Demek ki hani iki izoips eğrisi arasındaki buradaki farkı ben nasıl bulabilirim? 100'den 80'e çıkarırım. 20 kalır. O zaman ben derim ki burası 10'ar metre aralıklarla çizilmiş. Çünkü burası 80. Burası 100 ise burası 90'dır abi. Çünkü eş yükselti eğrileri adı üzerinde. Hani belli bir metre aralıklarla çiziliyor bunlar. 10'ar metre aralıklarla çizildiğini ben gördüm. Burayı eledim. Haritada en yüksek nokta kaç metredir deniliyor? Şimdi benim için zirve noktası burası. Burası 100 ise işte dersin burası 110'dur, burası 120'dir, burası 130'dur. Gider öyle. Haliyle kaç metre olduğunu da ben burada bulabilirim. Haritada tüm akarsuların akış yönü saptanabilir mi burada denilmiş. Saptayabilir miyiz? Saptayabiliriz. Çünkü akarsuların hani hangi noktadan aktığı, ne noktaya doğru gittiği, haliyle yani kaynak noktası ve bununla beraber gidiş noktasını da görebiliyorsun. Haritada hangi yer şekilleri gösterilmiştir? Bak burada bir zirven var. Ben görebiliyorum. İşte burada bir vadin var. Bunları görebilirsin. Bir tepen var. Değil mi? Bir sırt alanın, bir yine vadi alanın. Bunların hepsini görmek mümkün. Haritada gösterilen tepenin eğimi bulunabilir. İşte ben eğimi burada bulamam. Niye bulamam? Çünkü eğimi bulabilmem için özellikle bu haritada o ölçeğini de bilmem lazım. Hani yine aralığını, yükselti değerlerini bunları da bilmem lazım ki ben bir eğim hesaplayabileyim. E seçeneği sorumun doğru cevabı. Gelelim bir diğer sorumuza. Demiş ki yukarıdaki tabloda bir ülkenin ekonomik faaliyetlere göre oranları dağıtılmıştır. Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu tabloya örnek oluşturabilir? Şimdi bana bu tip bir soru verildiği zaman ben şöyle bir yorum yapıyorum. Diyorum ki bir ülkede ikincil ve üçüncül sektör dağılımı çok fazla ise bu ülke gelişmiş bir ülkedir. Ama birincil sektörde buradaki ekonomik faaliyet grubunda dağılım çok yüksek ise burası benim için gelişmemiş bir ülkedir. Şimdi ben baktığım zaman burada birincil sektör dağılımının oldukça yüksek olduğunu görebiliyorum. O zaman gelişmemiş bir ülkeye gitmem gerekir. Şimdi seçeneklerde Pakistan, Somali, Güney Afrika, Meksika ve Portekiz seçenekler arasında görülüyor. Bunlar arasında gelişmişlik seviyesinin en düşük olduğu yer Somali'dir. Haliyle Somali'ye örnek verilebilir burası. Evet, diğer ülkelere nazaran gelişmişlik seviyesi en düşüktür. Geldik bir sonraki sorumuza. Diyor ki aşağıda verilen tabloda üç kentin yani sıcaklık ortalaması ile yıllık sıcaklık farkı ve yıllık yağış miktarları verilmiş. Tabloda verilen bu üç kentin haritada numaralanmış yerlerden hangisinde olabileceği bize söyleniyor. Şimdi ben şöyle bir baktığım zaman kentler arasında işte en soğuk ay ortalaması, en sıcak ay ortalaması, yıllık yağış farkı ve yıllık yağış miktarı var. Şimdi yıllık sıcaklık farkının en düşük olduğu, aynı zamanda yıllık yağış miktarında en fazla olduğu yer bizim için ekvatora en yakın yerdir. Özellikle ilk olarak burayı bulalım ki işimiz kolaylaşsın. Ne yaptık? Dedik ki P noktası ekvatora en yakın nokta olacak. O zaman P benim için kesinlikle ve kesinlikle neresi olması gerekir? Bir numaralı alan olması gerekir. Çünkü ekvatorda yıllık sıcaklık farkı az, yağış miktarı fazladır. O zaman birin P'de olmadığı seçenekleri eledim. Şansımı %50'ye çıkardım, %20'den. Peki diğer noktalara bir bakalım. Ben burada nereden hareket edeyim? Özellikle bir tanesi Muson Asyası verilmiş. O zaman Muson Asyası olan yerin yıllık yağış miktarı yüksek olması gerekir diğer noktaya göre. Çünkü 3 numaralı alan artık bizim için nereye tekabül ediyor? Hani savan ile böyle orta kuşak arasına tekabül ediyor. O zaman yağış miktarının fazla olduğu yer bizim için 2 numaralı alan olacak. EQ'ya baktığım zaman 1400 mm yıllık yağış miktarı var. R'ye baktığımda ise burada 1770 mm yağış alanı var değil mi? O zaman hani şöyle bir kıyas niyetli yaptığımda R benim için nerede olması gerekir? 2'de olması gerekir. R 2'de ise o zaman Q da 3'tedir. Ne yaptık? C seçeneği sorunun doğru cevabı oldu. Peki geldik bir sonraki sorumuza. Diyor ki yukarıda verilen örnekleri aşağıdakilerden hangisiyle açıkladığımızda en kapsamlı bir tanımlama olur? Dikkatli bir bakalım. Kolay işlenebilen kayaların bulunduğu volkanik arazilerde taş evler yaygın.
Eskimoların iglo adı verilen evleri sıkıştırılmış kar kalıplarından ne yapılmış? Güneydoğu Anadolu'da kerpiç malzemeyle yapılan arı kuanlı biçimli haran evleri bulunmaktadır. Ekvator bölgedeki kırsal yerleşmelerde dal ve yapraklardan kulübe evler bulunur. Şimdi esasen hani bu yapı malzemelerinin hani daha çok böyle taşrada, kırsal alanlarda seçilmesinin temel sebebi iklimdir. Niye? Çünkü mesela Eskimolar igloyu niçin burada yapıyor? Oldukça soğuk bir yer. Buzdan yapıyorlar bu evi. Veya işte kolay işlenen kayaların bulunduğu volkanik arazilerde taşı kullanıyorsun. Niçin? Taş varlığı çok daha fazla. Niçin kerpici yapıyorsun? Çünkü hani oldukça sıcak bir yer Güneydoğu Anadolu'da. Veya ekvatoral bölgede niçin hani sen dal ve yapraklardan kulübe yapıyorsun veya ahşap evler yapıyorsun? Yağış çok fazla. Demek ki iklim burada belirleyici faktör. Şimdi yani iklim de benim için nedir? Doğal koşuldur. Şimdi bölgelerde yaşanan doğal afetler konutların yapımında ayırt edecek. Burada doğal afetlerden bahsetmiyorum. Bu yüzden herhalde. Konutların biçimi ve kullanılan yapı malzemesi bulunduğu bölgenin doğal koşulları ile ilgilidir değil mi? Yani iklimiyle ilgili haliyle bu oldukça kapsamlı oldu. Farklı kültürler konutların farklılaşmasında farklılık yaratır. Burada kültürlerden bahsetmiyor. Taş evler ısılı yalıtım sağlamında sıcak bölgelerde daha sık kullanılır. Bu genel bir yargı değil. İnsanların ekonomik etkinlikleri yani konutların yapı malzemesini doğrudan etkiler. Ya sadece ekonomik faaliyet olabilir mi? Mesela diyelim ki işte sen çölde ekonomik faaliyeti ne olursa olsun buzdan bir ev yapabilir misin? O zaman bu kapsamlı bir yargı ve doğru bir yargı da olmaz. O zaman ne yaptık? B seçeneğine doğru cevap dedik. Bir sonraki sorumuza bakalım. Parçada numaralanmış cümlelerden hangileri insanların doğal sistemlere olan etkisine örnek verilebilir? Evet, insanların doğal sisteme olan etkisini görmem gerekiyor. Dikkatli bir bakalım. Şimdi hava küre insanın günlük yaşamını, geçim kaynaklarını, ekonomik etkinliklerini, yine giyim tarzını, yerleşme özelliklerini ve konut tiplerini belirler. Yani atmosfer ve iklim. Özellikle belirleyici burada. Mesela fırtınalar, kasırgalar, şiddetli soğuklar, mevsim normalinin üstünde sıcaklık ve yağışlar zaman zaman insan hayatını olumsuz etkilemektedir. Yani şu ana kadar bir insan etkisini görmedik. Diyor ki, atmosfere karışan çeşitli gazlar, atmosferin bileşimini değiştirmekte, hava kirliliğine neden olmakta, zaman zaman asit yağmurların oluşmasına yol açmaktadır. Peki, atmosfere karışan bu çeşitli gazları kim yapıyor? Hayvanlar mı sigara içiyor? Hayvanlar mı araç kullanıyor? Hayvanlar mı burada fabrika kuruyorlar, bacalardan zehirli gazları burada atmosfere salıyorlar? Bunu sen yapıyorsun abi. O zaman benim için 3 ilk gördüğüm nokta oldu. 4'e bakalım. Hava kirliliğiyle atmosferde ne demiş burada? Sera etkisine yol açarak yine bunu sen yapıyorsun. İklim koşullarında değişimin başlaması neden olmaktadır? Yine insandır burada. O zaman 3, 4 ve E seçeneği sorumun doğru cevabı oldu. Geldik bir sonraki sorumuza. Demiş ki yıllık yağış miktarı az olan bir yörede büyük bir baraj gölü oluşturulmuş. Bu baraj ve sulama kanalları sayesinde çevre köylerin tarım alanları sulanmaya başlanmıştır. Böylece daha önce yetiştirilemeyen bazı tarım ürünleri yetiştirmeye başlanmış. Baraj gölünün çevresi erozyonu önlemek amacıyla tıraşlandırılıp ağaçlandırılmıştır. Bölgede büyük bir göl oluşması, ağaçların çoğalması havaya katılan nemi artırdığı için yağışlarda biraz artış görülmeye başlamış. Kış soğuklarında, işte kar yağışlarında az da olsa azalma gözlenmiştir. Peki, verilen buradaki bilgilere bakılarak doğal sistem alanlarında hangisinde bir değişiklik yapıldığı söylenebilir deniliyor. Dikkatli bir bakalım. Şimdi jeomorfoloji yani yer şekillerinde var mı? Var. Niye? Bak taraçalandırma yapmışsın yani. Yer şeklini burada sen şekillendirmişsin. O zaman var. Hidrografya. Su. Niye? Çünkü burada bak bir göl oluşturmuşsun. Haliyle bu bizim için su alanını ilgilendiriyor. Kar yağışlarında azalma meydana gelmiş. Bu da klimatoloji. Yani iklimi ilgilendiriyor. Havalarını ilgilendiriyor. O zaman her üçünde de bir değişim burada söz konusudur. Üçünü de söylemek mümkündür. Bir sonraki soruya bakalım. Şimdi diyor ki buradaki tabloda bir ülkede 2005 yılında yapılan genel nüfus hani sayımı sonuçları var. Peki tablodan yararlanarak numaralandırılmış demografik özelliklerden hangileri diyor? Ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında kesinlikle bilgi verir. Bak kesinlikle ulaşabileceğini ben buna tamam mı? Gelişmişlik seviyesiyle ilgili. Tek tek bir inceleyelim. Hangileri olabilir? Şimdi erkek kadın nüfus arasındaki oransal fark gelişmişlik seviyesini ilgilendirmez. Yani erkek de çok olsa kadın da çok olsa sen kesinlikle bu gelişmiş ülke diyemezsin. Veya gelişmiş diyemezsin. Birçok faktör vardır. Dolaylı olarak şöyle diyebilirsin mesela. Bir bölgede kadın nüfusu çok fazla ise erkekler göç etmiştir. Hani gelişmişlik seviyesi düşük. Hani bu dolaylı olur. Doğrudan olmaz ama. Tamam mı? Yani net çıkarım noktası değildir. Bana kesinlikle deniliyor. O zaman birilendi. Nüfus artış hızı bizim için gelişmişlik seviyesini gösterebilen net göstergeler arasındadır. Çünkü nüfus artış hızının çok fazla olduğu yerler gelişmişlik seviyesinin düşük olduğu yerler olarak kabul edilir. Nüfus artış hızının düşük veya eksiğe vurmuş olduğu yerler ise
gelişmiş seviyesinin burada fazla olduğu yerleri gösterir. O zaman bu benim için kesinlikle var. Sanayide çalışanların oranı, yani birincil, ikincil ve üçüncül ekonomik sektörlerde çalışan insanların oranları bizim için gelişmişlik seviyesinde bir göstergedir ve kesinlik belirtir. Mesela tarım, hayvancılık, ormancılıkta çalışan insan sayısı fazlaysa dersin ki burası gelişmemiştir. Ama sanayide, hizmette çalışan insan sayısı fazlaysa gelişmişlik seviyesi fazla dersin. O zaman bu da net bir gösterge. Aritmetik nüfus yoğunluğu ister az olsun ister fazla olsun. Bu gelişmişlik seviyesi üzerinde bir etken değildir. O zaman 2-3 kesinlik gösterir. C seçeneği sorunun doğru cevabı. Demiş ki yukarıda bazı özellikleri verilen numaralanmış zonal toprakları ekvatordan kutuplara doğru sıralayacak olursak sırasıyla hangisinin ekvatora en yakın, hangisinin ekvatora en uzak olduğu söylenir. Evet, ekvatora en yakın ve en uzak endeksi olarak görmemiz gerekir. Peki okuyalım. Buradaki topraklardan hangisi en yakın, hangisi en uzak olur? Kalkerli araziler üzerinde oluşmuş topraklardır. Demir oksit oranı fazla olduğundan kırmızı renklidir. Terrorosalar bunlar orta kuşakta görülüyor Akdeniz'de. Şimdi ne yaptık? Şöyle bir dünya haritası düşünürsek. Tamam mı? Şurası bizim için 60 olsun. Şurası 30 olsun. Şurası 0 olsun. Şimdi böyle bir alanda hani ben bir numarada yeri getirir, şuraya konuşlandırır. Tamam. Peki devam edelim. Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde geniş yapraklı ormanlar altında oluşmuş topraklardır. Organik madde birikimi ve kireç oranı azdır. Şimdi bu sıcak ve nemli iklim bölgeleri diyorsa ekvatoral toprak olur bu bizim için. Değil mi? Laterite gidebilirsin mesela. O zaman hani 2'yi getiririm de ekvator üzerine konuşlandırabilirim. 2 burada oldu. 3. Kutup altı iklim kuşağında görülür. Yılın bir bölümünde donmuş halde bulunan bu toprakların yüzeyi yaz mevsiminde çözülerek bataklık haline alır. Mesela tunduraları örnek verebilirsin buraya. Yani yüksek yüksek böyle enlemlerde bulunan iklim toprakları olur. Üçü olabildiğince kutba yaklaştırırsın. Orta kuşağın, bak orta kuşak demiş. O zaman orta kuşağı getirdim. Şöyle bu birle yani 30-60 arasına koydum. Çöl bölgeleri de ağırlık olarak 30, şimdi demir yüksek basınç alanlarında da burada görülüyor ağırlıklı olarak. Haliyle çölde burada yani en yüksek veya en düşük alanında olmaz. Getirirsin mesela çölü de 5 numaralı alan üzerine konuşlandırabilirsin. Tabii ben bunları temsil olarak yerlerini gösterdim. Hani o arada herhangi bir yerde de olabilirler. Şimdi kutba en yakın yani ekvatora en uzak neresi oldu? 3 numaralı alan oldu. 3 en uzaktır. Haliyle hani ikincisi 3 olmayanları eleyelim. İkinci yani şu diğer kısmı şurası için kastediyorum. 2 de en yakındı. Ne yaptık? B seçeneği sorunun doğru cevabı oldu. Peki. Bir sonraki soru. Diyor ki, yeryüzünde kuraklığa bağlı olarak giderek çölleşmenin artması en çok aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Bakalım. İklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri dahil olmak üzere doğal ve beşeri faktörlerin etkisi altında kurak, yarı kurak ve az yağış alan bölgelerdeki toprağın doğal özelliklerini yitirmesi ve toprağın aşınıp yok olma durumuna biz çölleşme diyoruz. Peki çölleşmenin artmasında, giderek artmasında bu ikisiyle daha ilgili olduğunu ifade etmek gerekir. Bak iklim değişiklikleri var ve insan faaliyetleri de var burada. O zaman hani insan faaliyetleri de dünyanın çölleşmesine sebebiyet veren faktörlerden biri. Şimdi atmosferde sera etkisi yapan gazların artması, buzulların erimesi, teknolojik olayların artması, dünya nüfusunun artması, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji üretimi içerisindeki payının artması. Hepsine baktığımız zaman dünya nüfusunun artmış olması burada en önemli faktördür. Çünkü dünya nüfusu arttığı için mesela atmosferde sera etkisi yapan gazlar artar. Niye? Çünkü insan ihtiyaçları arttıkça insan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak oluşturulan zararlı her türlü etkinlik de ortaya çıkar. Mesela hocam niye A değil de niye D? Çünkü A'nın da ortaya çıkmasının sebebi D'dir. Tamam? Yani D daha kapsayıcı burada. En çok demiş ya zaten. Hani en çok diyorsam D en çoktur. Mesela buzulların erimesi yine sonuçsal bir faktördür ama yine de dünya nüfusunun artmış olması vardır. Çünkü senin atmosfere zarar vermen hani küresel ısınmayı artırır. O da buzulların erimesine sebebiyet verir. Demek ki D buradaki en kapsamlı seçenek. Ve bu soruya bakalım. Bu da son sorum sizinle beraber bu videoda. Yukarıda verilen parçayla ilgili hangisi söylenemez deniliyor? Dikkatli bir bakalım. Bu yaz Miami'de farklı ülkelerden gelen gençlerin katıldığı bir dil kursuna gitmiştim. Aynı odada kaldığım 3 arkadaşımdan birincisi Muson bölgesi Bangladeş'ten gelmişti. Ülkelerinde yazları çok yağışlı, kışları çok kurak geçiyormuş. Yazın düşen yağışlar sellere yol açacak, can ve mal kaybına neden olacak kadar fazlaymış. İkinci arkadaşım Brezilya'dan gelmişti. Ülkesinde 4 mevsim yağmur yağıyormuş.
İnsanlar çok yüksek yerlerde yaşıyor ve buralarda tarım yapabiliyormuş. Üçüncü arkadaşımın yaşadığı ülke ise çok soğukmuş. O da yaşadığı yerde yaz mevsiminde yağmur yağdığını söylüyor ama onun ülkesinde kışlar çok sert, çok soğuk geçiyormuş. Peki şöyle hepsine bir baktığımız zaman değerlendirelim. Hangisini ifade etmek mümkün olmaz. Şimdi Bangladeş'te muson iklimi etkilidir denilmiş. Bunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Niye? Çünkü bak zaten birincisi muson bölgesi Bangladeş'ten gelmiş demiş ya. Zaten nereden geldiğini direkt ifade ediyor. Hani dolaylı olarak da gidemezsiniz. Zaten hani yazların çok yağışlı, kışların kurakleştiği ifade edilmiş. Hani muson bölgesi bile demezse hani yazlar çok yağışlı, kışlar çok kurak denildiğinde iki yer aklımıza geliyor. Biri neresidir? Muson Asya'sıdır. Diğeri de savan bölgeleridir. Şimdi bu var. İni yapraklı aşağıdan oluşan tayga ormanları soğuğa dayanıklıdır denilmiş burada. Ona biz nereden ulaşabiliriz? Mesela üçüncü arkadaş gelmiş ya, ülke çok soğukmuş. İşte yaz mevsiminde yağmur yağdığını söylüyor. Onun ülkesinde kışlar çok sert, çok soğuk geçiyor. Şimdi özellikle tayga ormanlarının yapraklı ağaçlarında bulunmuş olduğu alanlar soğuğa dayanıklı alanlardır. İni yapraklı ormanlar bu durumda. Bunu da ifade etmek gerekir. Brezilya'da tarım ve yükselti sınırı Bangladeş'e göre daha yüksektir. Bunu nasıl yorumlayabiliriz? Şimdi özellikle Ekvator'a yakın yerler hani deniz seviyesinde oldukça nemli ve oldukça yağışlı, aynı zamanda çok da sıcak olduğundan ötürü insanlar deniz seviyesinde çok da yerleşe kurmazlar. Genelde yüksek yerlere bunu oluşurlar. Hatta Bolivya'nın başkenti La Paz'da hani 3000-4000 metrelere kadar bir yükselti seviyesi var yerleşim alanında. Bu yüzden hem Brezilya'da Bangladeş'e göre özellikle bu seviyenin ekvatora yakınlıktan ötürü daha fazla olduğunu söylemek gerekir. Her üç ülkenin de doğal bitki örtüsü ağaç formasyonunu oluşmaktadır. Hani muson da ağaç bizim için. İşte Brezilya'dan gelen yağmur ormanları zaten. Üçüncüsü de soğuk bölgeden geliyor ama orada da aynı zamanda ne var? İnek yapraklı ormanlar var, taygalar var. Hepsi de ağaç formasyonu, yani ot formasyonu değildir. Miami'de yağış rejimi daha çok Brezilya'da görülen yağış rejimine benzemektedir denilmiş. Halbuki Miami bizim için Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunmuş olduğu alan. Bu alan hani dört mevsim yağış alan, düzenli bir yağış rejimine sahip olan bir nokta değildir. Hani daha çok okyanusal iklim etki niteliğini görmek gerekir. Miami'nin bulunmuş olduğu alanda. Yine nispeten Akdeniz ikliminde etkilerini görmek gerekir bu alanlar. Peki Brezilya'daki yani ekvatoral iklime ait olmadığı için bulunan bölge bu ifade bizim için hatalı olur. Tamam. Çünkü Brezilya'da görülen yağış rejimine sahip olabilmesi için hani ekvatoral iklime tabi olması gerekirdi Miami'nin. Miami'nin bulmuş olduğu iklim, bulmuş olduğu aynı zamanda matematiksel konumda ekvatoral bölge içerisinde değildir. E seçeneği sorunun doğru cevabı. Evet, bu da çözdüğümüz son sorundu. Katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Gelecek soru tahmin videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hadi bakalım size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hoşçakalın.